Herkese günaydın, hayırlı sabahlar canlar. Hafta sonu yasaklarında biz karantinadayız. Günaydın demek ister misin? Günaydın arkadaşlar. Evet, Ümit Bey şu an yoğun. Ben de arkadaşlar kahvaltı için patates kızartıyorum ve tabii ki de Ümit Bey yine benden menemen istedi. Menemen yapacağız. Bu şekilde bugün çok işimiz arkadaşlar. Mutfağa bir düzen çekeceğiz. Bakalım. Yeni günden herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese günaydın. Günaydınlar. Biz gördüğünüz gibi kahvaltımızı yaptık ve artık karantinada ne yapıyoruz? Artık bizim için klasikleşti. Evet, temizlik. Aynen öyle. Şimdi bugün arkadaşlar detaylıca mutfağı temizlemek istiyoruz. Evet. Evin her bölümünü temizlemeyeceğiz. Çünkü bugün ve yarın sınavım var. Günlerden cumartesi bu arada. Açık öğretim sınavım var bilmeyenler için. Bu şekilde ve Trendyol'dan arkadaşlar halı sipariş etmişim. Evet. Zamandır zaten istiyordum. Ve indirimden, gerçek olan indirimden bir tane halı kapmış olduk. Normal evin halılarından biraz farklı bir halı. Böyle biraz daha şık bir halı. Aslında bunu asıl alma sebebimiz, ben hep böyle bir halı istiyordum. Şöyle hemen çırpayım, şöyle viyadamı hemen çekeyim. Çünkü diğer kalın halılar her zaman kalkmıyor, her zaman silkilmiyor. Veyahut da yıkamaya gittiği zaman bir haftada, iki haftada geliyor. Hele ki şu kış döneminde. Yani yedek halıya kesinlikle karşıyım ama sadece mutfağımı... Evet aldım. Çünkü sadece bence mutfağın bir yedek halısı olması gerekiyor. Çünkü nasıl diyeyim, her zaman kirlenen, batan mutfak halısı oluyor bence. Bir de ben tabii mutfakta çok vakit geçirmeyi sevdiğim için bu şekilde sadece mutfağın bir yedek halısı olsun istedim. Dersen size onu da göstereyim. Orayı gösterelim, evet. Şöyle tut aşkım. Zaten... Tadam! Evet. Evet, şöyle sizlere bir hemen... Ama mutfakta nasıl duracak tabi önemli. Evet, mutfakta duracağı önemli. Hemen ufak bir gösterelim. Evet, bu şekilde canına, isterseniz çok lafı uzatmadan biz kostümlerimizi, yani biz kıyafetlerimizi değiştirip hemen şöyle bir temizliğe girişelim. Artık evet. Bilmiyorum. Ondan sonra da halımızı yazalım. Evet, ya halımızı da serelim. Artık ondan sonra ne zaman görüşürüz bilmiyorum. Çünkü mutfak dolaplarını vesaire de silmek istiyoruz. Bu şekilde isterseniz çok zaman geçmeden hemen başlayalım. İşe koyalım çünkü daha sınav var. Yapmışken biraz detaylı bir temizlik olsun istiyoruz. Böyle dolap kenarlarımıza kadar. Yani her zaman şu dolap ittirilip kenarları maalesef silinemiyor. O yüzden dedik ki altından halıyı kaldırmışken, zaten ben böyle bir halıyı bu yüzden istedim arkadaşlar. Böyle hemen kaldırıp her yeri viladalayıp böyle silmek için çok iyi olacak. Yeterli bebeğim. Oldu. Dedik ki böyle her yeri kaldıralım edelim, tertemiz silinmedik yer kalsın istemedik açıkçası. Evet, oralara çok ben uzanamadığım için Ümit Bey'in kolu daha uzun. Hemen oraları şöyle alıyor. Evet, ben de şimdi viladamızı çekeceğim. Bir kez daha üstünden süpürdük parkeleri. Masanın üzerine bakar mısınız? Dediğim gibi detaylı bir temizlik olacak. Bugün bol bol temizlik var. Arkadaşlar, virada işlemine geçiyoruz. Evet canlar, şimdi virada işlemine geçiyoruz artık. Bir güzel yerler, dolap kenarları, evet. Masa altları, her köşe bucak bir güzel süpürüldü. Ondan sonra halımızı yazacağız. Evet, bakalım halımız serince nasıl bir görüntü olacak. Hadi o zaman şimdi başlayalım. Başlayalım bakalım. Şöyle şu köşeden başlayalım. Evet.
Bu biledemi de çok seviyorum arkadaşlar bu arada. İstediğiniz her türlü yönü hareket edebiliyor. Aşkım bana da öğretsene bunu. Önce köşeleri almak. Hah, gayet göstereceğiz. Arkadaşlar bir de sizden bir şey istiyorum. Hayatım şuraya çeker misin masanın altında? Bizim parkenin üstünde şu şekilde lekeler var siyah. Şöyle. Biz bunları ne yaptıysak geçiremedik arkadaşlar. Ne kullanmıştık hatta? Tiner. Ha, tiner kullandık, gaz yağı kullandık ama hiçbiri geçirmedi. Bir türlü geçmedi yani. Evet, bir türlü geçiremedik. Sizin açıkçası böyle bir sorunuz varsa ve başarabildiyseniz lütfen bize de yorum kısmında yazın arkadaşlar. Evet. Evet, hadi bakalım devam edelim. Vallahi mis gibi ocak da silindi. Şöyle ben ocağı silerken villadanın devamını Ümit Bey'e devrettim. Pırıl pırıl olsun yerler. Şu muşamba da kalkacak arkadaşlar. Çok harika bir runner diktirdim buraya. Suplalarıyla beraber. Sizlere onu göstermeyi unuttum. Halıyı gösterdik fakat. Onu da göstereyim. Buraya çok uyumlu olacağını düşündüm. İnşallah öyle olur. Şimdi şu villadayı da bitirelim. Ben de şu ocağın malzemeleri hemen bir kurulayım. Yeri yerleştireyim. Geliyorum. Canlar şimdi şu şekilde hemen dolaplarımı da bir güzel silmek için dedim ya size hani detaylı yapacağız diye. Gerçekten de öyle olsun istiyoruz. Detaylı. Aynen öyle. Şimdi şöyle göstermek istiyorum önce. Farmasinin şu genel temizlik ürünü var. Evet, Ümit şeyi kırdı. Kasması kırdı. Evet, şu genel temizlik ilacından şöyle yarım kapak döküyorum arkadaşlar. Bu zaten çok güçlü. Şöyle. Biraz da şu silkelimden. Bu ikisini karıştırıp dolapları pırıl pırıl oluyor. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Ve şimdi üzerine de hemen suyumu da ilave ediyorum. Bir güzel silelim bakalım. Dolaplarımızda. Oh vallahi foşur foşur temizlik yapacağız canlar. Mis mis. Evet, dolapları da silelim. Evet, şu karşıki dolaptan bir başlayalım. Karşıki dolaplar cenderme. Biraz geri alabilirsin hayatım, şöyle dolabımızı tanısınlar. Bu en son yaptırdığımız dolap arkadaşlar. Önce bundan başlıyorum her zaman. Gerçekten de parladı. Kendimi görebiliyorum. Hadi canım. Yani. Aynen. Bir de arkadaşlar kullanırken fiber bezlerden kullanmaya özen gösterin. Çünkü bu tür dolaplarda kullandığınız bez çok önemli. Eğer tüycükleri üzerinde kalırsa hiçbir temizliğin bir anlamı kalmaz. O yüzden fiber bezlerde toz çıkarmayan bez kullanarak pırıl pırıl yapabilirsiniz. Evet. Elbette yetişemediğimiz yerlere eşlerimizi çıkartıyoruz. Değil mi hanımlar? Evet, hafta sonu yasaklarında böyle temizlik yapmaktan çok mutlusun değil mi aşkım? Tabii ki. Yapacık gülücü oldu sen gibi. bakayım çok memnunsun değil mi? Ay canım benim. Parladı yahu. Evet. Ümit dediğin gibi kendimi görüyorum. Gel ben sana diyorum aşkım. Harika. Evet, gerçekten çok güzel oldu aşkım. Bugün rahat rahat uyuyorsun artık. Ben şöyle sirkemi sıkmak istiyorum. Sirkelimi çok seviyorum her yerde kullanmayı. Oraya artık. Ümit abi geçti ondan sonra sil aşkım. Tamam. Özellikle şuralar çok leke oluyor. Onlara çok sinir oluyorum arkadaşlar. Evet, şimdi buraları da boşaltıp hemen o güzel harika runner'ımı sizlere göstermek istiyorum. Şöyle koyalım. Gelin bakalım. Ha burada.
Bu aslında kendimiz böyle hafta içlerinde hemen Ümit işe gideceğinde kahvaltı yapıp üstünü toplamak kolay oluyor. Aslında gözüm rahatsız oluyor. Ümit de sevmiyor bu muşamba tarzı şeyleri. Çünkü çok güzel bir masamız var. Yani en azından ben ünlü olduğunu düşünüyorum. Biz masamızı çok seviyoruz. Bu olduğu zaman kapatıyor bütün güzelliğini. Şöyle. Bakalım narlarımızla uyumlu bir runner gelecek. Bugün hava cidden enteresan arkadaşlar. Yani videonun başında kapalı olup şimdi güneşli. Daha sonra tekrar bulutu, değişik bir hava. Evet, şimdi masanın üstüne silmişken, okururken şöyle hemen bu kuruyan malzemelerini de yerleştireyim dedim. Gerçekten şu an en çok heyecanlandıran beni halı arkadaşlar. Sizler de umarım beğenirsiniz. Çünkü gerçekten sizlerin yorumlarını çok ciddiye alıyorum. Samimi yaptığınıza da inanıyorum. Şu iğrenç sesten dolayı kusura bakmayın. Evet, o yüzden bakalım. Evet, şu kaktüs de şöyle güzel dursun diye koydum ama tabii bunu gelince şöyle kenara alalım. Evet, ocağımız da tamamdır. O zaman şimdi runner'ımızı yazıp halıya geçelim. Bu arada şunları da şöyle geçirelim. Bunu da arkadaşlar kahvaltıdan sonra yaptım. Çünkü batı sızlatmasından sonra epey ocağım batmıştı. Dedim ki ocak batıkken şöyle yemeğimi de yapayım. Tavuk sote yaptım canlar. Biberleri jülyen doğradım. Şöyle kapatalım. Hatta yok soğumuş ılık mı diyecektim ama şu da akşamdan kalan yemeğimiz. Pilav ve tavuk var orada da. Yani akşama da yemeğimiz hazır canlar. Bu arada saatimizi 3.30 yaptık. Evet, şu an hala devam ediyoruz. Evet canlar, işte geldik o meşhur runner'a. Şu an rengi biraz daha açık görünüyor. Normalde aslında biraz daha koyu bir kırmızı ama neden böyle, galiba ışıktan dolayı. Evet canlar, runner'ım bu şekilde. Şu anda sizlerle beraber İlk defa açacağım. Normalde ben bunu yılbaşı için istemiştim ama maalesef yetişmemişti. Çok yani sabırsızlanıyordum böyle sermek için ama sırf vlog almak için beklettim. Şu şekilde. Evet, narlarla uyumlu oldu mu? Ne dersiniz? Yeşilliklerle. Şöyle yapalım hatta. Evet, bence oldu gibi. Şu şekilde arkadaşlar, iki tane de siyah supla yaptırdım. Bunları da hemen içine koyalım. Mavi bir tane takımım vardı. Onun içindeki hemen iki tanesini çıkaracağım. Ve şöyle iki başa Ümit Bey ile koyacağız. Normalde yeşil yapma fikrindeydi yaptırdığım yer. Ama ben yeşil çok cırtlak olur diyerekten şöyle siyah yaptırdım. Biraz daha sade durmasını istedim. Zaten oldukça renkli bir runner. Evet, bu şekilde. Şimdi hemen ahşaplarını da koyalım içerisine. Bir de öyle bakalım. Evet, bakın canlar, şu şekilde mavi suplalarımın hemen kılıfını çıkardım. Şimdi şu siyahları yapacağım. Bu arada sizler ilk defa ölçeceğim. Umarım küçük gelmez. Çünkü söyledim normalde büyüklüğünü. Eğer küçük gelirse değiştiririm diyeceğim. Ve bakar mısınız, resmen küçük gelecek gibi. Ya böyle bir şey olamaz. Lütfen küçük gelme. Yoksa burada oturup ağlayabilirim yani. Olmadı aslında ya, değil mi? Aynen. Yok canım, iyi. Yok yok, iyi. Vallahi bir an moralim bozulacaktı ya gerçekten. İyi ya. Yani çünkü biraz özensiz bir paketti arkadaşlar gerçekten. Eğer güzel olsaydı tamam, hani şey falan, bilmiyorum memnun kalacak mıyım ileride ama paketlemesi çok çok özensizdi. O yüzden hiç ismini verip tanıtmayacağım. Ama cidden resmen bir eczane poşetinin içerisine tıkıştırılmıştı. Kendim ütüledim, açtım. O yüzden dolayı bakalım şöyle bir yapalım. Biraz zor oluyor ya. Ama güzel, güzel. Evet. Şöyle. Şunu da senin tarafına koyalım bebeğim. Hı. Bakalım nasıl duruyor. Şunları da bir alalım, şu ipleri dökülüyor. Ebatı ince mi yoksa ya? İyi mi ebatı? Biraz kalın mı olmalıydı? İyi mi yoksa? Yok ya. İyi bence aslında da. Yürüyeyim, sen çok bir şey yapmam yanında. Yok ki. Yine böyle ya. Ya o hep var biliyor musun? O hep var, geçmedi. O bir şeyin izi olmuş bence. Öyle bir şey yapıştırmışlar ya. Aynen. Şu defterde şöyle. Evet, bakalım bakalım aslında nasıl olacak. İşte yani. Değil mi? Güzel ya, bir hava kattı. Şeyden mesela. Dur şöyle yapalım şuna da.
mesela. Şimdi bir ışığını yak bakalım. Şöyle de gösterelim hemen. Dur bak. Şey diyeyim mi? Aslında çok yakıştığını düşünüyorum şu an. Sence? Bak ışıkta da çok farklı bir aranjman oldu. Ütülense daha iyi olacak. Ütüledim aslında da tekrar katladım ya. O yüzden sadece ortasında bir şey oluştu. Diğer tarafları düz de daha kıvırışıktı. Resmen eczane poşetin içindeydi yani. Evet şimdi kaktüslerimizi de koyalım şöyle. Aynen ortada bir şey olsa daha güzel olacak. Evet radyoyu da hemen şöyle koyalım. Şurası. Tam arkasına. Şey de getireyim mi? Şöyle yapalım hatta daha nostaljik dursun. Şunu? Yok yok o artık gelmeyecek. Evet canlar yorumunuzu yapın bakalım. Nasıl olmuş dersiniz? Evet suplamızı serdiğimize göre şimdi artık yerlere geçelim mi? Evet artık halımızı da bir görelim. Aynen. Evet camlar hazır mıyız? Temizlik bitti. Halıyı evet, artık yapalım. Açma zamanı. Evet merak ediyorum gerçekten. Delerim. Bu sarı tarafı bu tarafa gelsin değil mi aşkım? Hangisi? Şu sarı yoğunluk olan tarafı. Ha orada da bir varmış gerçi. Bu arada iki tarafı ve saçaklı tabii ki de hep istediğim. Şöyle evet. Biraz ittirelim şeye doğru. Evet, bu ortamı yazalım. Aynen, şöyle yapalım. Sen de oradan. Çok yanaşsın mı? Sence böyle iyi mi? Ya, yanaşmasın. Çünkü saçağı var ya orada. Evet, biraz daha böyle... alsın istersen. Ortada dursun. Aynen. Saçaklarını düzelt. Şöyle. Tamam, saçaklarını. Gördünüz mü? Saçaklarını tarayalım diyor. Benden daha detaylı. Evet. Güzel. Bence çok güzel oldu. Evet. Şu anda düz bence. Baksana. Baksana şu şeyden şuradan hesap et. Bak çizgiden. Çizginin burası da yarım, bu tarafı da yarım. Bence tam şu anda. O ucu saçan tarlasana bak. Evet. Bak biraz şey yapalım da. Ya o var ya makine ha. Biraz şu tarafı içe doğru gidip ha, ondan, belki yapabilirsin. Ondan yani. Ama ay güzel. Bir şey diyeyim bence güzel oldu. Güzel oldu. Ya şöyle bir ne göstersen yalan güzel bir olur. Bence önce biz kendimizi tebrik edelim. Evet. Çünkü gerçekten bugün bayağı yorulduk yani mutfakta. Beni yandım. Evet sen yeni yeni çıkıyorsun. Sizlere evet. Şöyle son bir mutfağı turlatalım mı? Bu kadar uğraştık yani. Evet. Halımızı da şöyle bir gösterelim. Bence güzel oldu. Evet, bence de. Sanki böyle mutfağı değişti. Ya çok farklı bir hava kattı gerçekten. Yani ufak bir halı, ufak bir masa örtüsü bile çok değiştiriyor mutfağı. Yani önceki de güzeldi ama olsun. Evet, önceki de hakkını yiyemem tabii ki de. O benim ilk göz nurum. Ama dediğim gibi arkadaşlar bunu israf olarak algılamayın. Zaten pahalı bir halı değil. Böyle hemen çırpıp makineye atmalık bir halım yoktu hiç. Aşkım sen göz görünüyor sadece. Biraz vermen lazım. Aynen, ben oturayım o zaman ya. Evet. Evet canlar bu şekildeydi. Dediğim gibi ya başka hiç bu halımın ekstra bir ne deniyor ona? Yedek. Yedek. Aynen. Yedek halısı yok ama sadece mutfağın böyle bir halısı olmasını istedim. Bir de zaten çok halı seven bir insan değilim. Bir de şurası çok tatlı durmuyor mu ya? Şöyle bayıldım. Güzel. Sanki böyle farklı bir mutfağa girmiş gibi olduk. Evet. Sanki bir değişti. Aynen. Yarın bence burada kişisel bir pazar kahvaltısı. Batırmasak mı? Hiç kullanmayacağız. Böyle süs olarak duracak mı yani? Ümit'in zaten huyudur. Böyle güzel olan şey hiçbir zaman batmasın. Böyle dursun kalsın. Evet. Böyle evet, çok konuşasınız var galiba. Hiç göstermek istemiyoruz mutfağı. Evet öyle oldu. Temizlik falan derken biraz akşamı yaptık. Yani. Evet. Ya bence bir kahveyi hak ettik. Aynen. Değil mi? Bol köpüklü bir kahve hak ettik. Evet olabilir. Neden olmasın? Kahve olur yani. Yapan olursa? Aynen. Yapan olursa olur. Thank you.
Evet arkadaşlar, bugünlük bence bizden bu kadar yeter diye düşünüyorum. Evet, güzel bir gün oldu bence. Bol temizlikli. Bence de bayağı bol temizlikli oldu. Orası kesin. Aynen, hafta sonu zaten böyle temizlik demek. Aynen öyle. Arkadaşlar biz yarınla beraber uzatmak istemiyoruz. Çünkü daha sınavımız vesaire var. Yarın farklı bir vlog gelsin istiyoruz. Böyle kahvaltıya özenmek istediğimiz için Allah nasip ederse şöyle. Evet, yarın bambaşka bir vlog gelecek. Evet, bunun inşallah aksine öyle yapmak istiyoruz. O yüzden bunu bu şekilde temizlikle alakalı olduğu için bunu ayrıca bir burada kapatmak istedik açıkçası. Evet, siz nasıl buldunuz arkadaşlar mutfağımızı? Bence çok güzel oldu. Bence siz de güzel bulmuşsunuzdur. Görüşleriniz vesaire yakışmış yakışmamış diye çok memnun oluruz. Farklı bir hava olduğunu düşünüyorum. Yani gerek gradörüyle, gerek havasıyla çok desem, farklı ama bir... değişiklikten değil bence. Çünkü halı ayrı bir hava kattı yani bence. Evet, farklı bir atmosfer oldu. Değişiklik her zaman gerçekten iyi geliyor insan arkadaşlar. Hem kendi anlamında hem de ev içinde. Bir de bu karantina sürecinde sürekli evdeyiz. Artık herkes evlerine yoğunlaştı. Bunun da farkındayım. Evet. Yeni hobiler edinmeye başladık. Evimizin dizaynını, renklerini değiştirmeye başladık. Galiba bunun karantinayla, bu süreçle de alakası var. Aynen. Evet, olduğunu düşünüyorum ben. Bence de. Bu şekilde edeceğimler. Akşama da yemeğimiz zaten gözümüzün önünde duruyor. Aynen. O yönden de rahatız. Aynen öyle. O zaman şimdi biz bir kahve yapacağız. Kahveden sonra sınava gireriz. Şimdilik size güle güle demek güle istiyoruz. Güle. Buraya kadar izlediyseniz öncelikle çok teşekkür ederiz. Ve buraya kadar izleyenler lütfen beğen tuşuna basıp bizlere abone olursa, hatta zili de açarsa, her videomuz geldiğinde böyle koşup gelirseniz çok çok mutlu edersiniz bizleri. Bu şekilde canlar, farklı videolar istiyorsanız onu da yorumlara paylaşabilirsiniz. Evet. O zaman önerileriniz varsa lütfen yorumlarda dile getirin bunları. Evet, yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.